Şimdi biliyorsunuz propolis ham haliyle böyle bal mumuyla karışık taş gibi sert kovandan böyle elde ediliyor. Dolayısıyla böyle sindirilmesi mümkün değil. Mutlaka özütlenmesi gerekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptığımız bir araştırmada, insan mide bağırsak sistemini simüle ederek yaptığımız bir araştırmada ham propolisin vücutta ne kadar sindirildiğini kontrol ettik. Ve şunu gördük, ham haliyle propolisin içerisindeki yararlı maddeler en fazla %2 sindiriliyor. Yani içindeki faydalı kısmın ki yarısı yaklaşık bal mumu, kalan yarısı propolis oluyor ham propolisin içinde. Bu faydalı kısmın, propolis kısmının da %98'i sindirilmeden atılıyor. Dolayısıyla mutlaka özütlenmesi ve damla formuna getirilmesi gerekiyor. Özütlendiği zaman vücudumuz propolisten artık yararlanabiliyor. Mesela bakın bu elimdeki %30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir formül. Bu şekilde doğru özütlediğimizde bal mumunu ayrıştırıyoruz ve fenolik flavonoidleri, o propolisin içindeki faydalı kısmı elde ediyoruz. Bal mumunu vücudumuz sindiremiyor. Dolayısıyla özüt formunda, damla formunda kullanmamız lazım. Kanser hastaları en az %30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde en azından 80 damla kullanmalı. Bunu yoğurda, bala, pekmeze karıştırabilirler. Tabii kanser hastalarında çok tatlı gıdalar önermediğimiz için mutlaka yoğurda katmalarını ben tavsiye ediyorum. Ve iki doza bölebilirler. Hani sabah 40 damla, akşam 40 damla kullanabilirler. Ve eğer sağlıklı bireyseniz ve hani daha böyle genç ve sağlıklı zinde yaşayan bireylerse daha az konsantre olan formüllerini kullanabilirler. Mesela %10'luk suda çözünebilir damla formülü genç ve sağlıklı bireyler için uygun olacaktır. Bundan da günden en az 20 damla kullanmak lazım. Bunu suya, süte, meyve suyuna katabiliriz. Ama bir hastalık durumunda ve ağır hastalıklarda mutlaka daha konsantre formüllere, %30'luk formüllere geçiyoruz. Nedir bunlar? Mesela astım, alerjik astım, bronşit, bronşiyolit, kanser, koronavirüs enfeksiyonu, çeşitli enfeksiyonlarda, çocuklarda da yetişkinlerde de %20'lik, %30'luk konsantre formüllere geçiyoruz. Çocuklarda 40-50 damla gibi, yetişkinlerde de 80-100 damla gibi kullanıyoruz. Hastalık tamamen geçene kadar. Geçtikten sonra tekrar o daha düşük olan günlük doza iniyoruz. Yani çocuklarda 10 damla gibi, yetişkinlerde de en az 20 damla gibi günlük doza iniyoruz. Bu şekilde kullanabiliriz.